Bir, şimdi bakın dürüstçe bir şey itiraf edeyim. Ben öyle tükürdüğümü yalamayı yalamamak gibi böyle şey sürgüt yapmam. Bu üçüncü dünya ülkesi insanıdır. Maç bitti. Maçta baktım birkaç defa. Sabah gazetesinden kızımız Yasemin aradı. Sekreteriyadan. Tamam. İlk etapta Halis Özkahya'yı haklı buldum. Ama bir İngiliz hakemi olsaydı, Apo'nun dediği veya bu maç İngiltere Ligi'nde olsaydı, bu ne ya, basket verirlerdi. Bakmazlar bile. Daha sonra, gol derler. Tabii, daha sonra gol, hemen karara gol. Geldim. Hatta bu pozunun, pardon hocam, 3 forvet birden çıkıyor adamın üstüne, yine oynatıyor hakemler. Karara geldim. Sen tam İngiltere'de oyuncak adammışsın. Kanala geldim, bir defa daha baktım. Bu golü vermek çok daha doğru olurdu. Bundan dolayı Sabah gazetesi okuyucularından özür dilerim. Yarın Halis Özkahya'yı haklı bulmama rağmen birkaç defa seyrettiğim vakit golü vermiş olmasının daha doğru karar olacağına intikal ettim. Doğru. Lakin sorun bu değil. Şu anda İtalya'da da var bu video hakem. Yani İtalya'da Milan Inter maçında Milanlı oyuncu kalkıp ensesine vurduğu vakit hakem golü iptal ederse. Tam ekran versene bir, tamam mı? Serkan. Şimdi bakın nereye geleceğim. Milan Inter veyahut da Almanya'da Bayern Münih Werder Bremen maçında şu pozisyonda hakem golü iptal ederse video hakem şeyinde kabininde veya arabasında oturan diğer eski hakemler pozisyon gol diye yorum yapamaz. Şunu yapamaz. Oğlum Markus veya hakeme oğlum Dieter, oğlum Helmut tekrar bak bizce gol deme hakkın yok. Yok. Doğru. Lakin dolayısıyla burada hakem hatalıdır deriz. Fakat video hakemin bunu tamir edebilecek yetki alanı yok. Çünkü video hakeme kalmaz hocam bu pozisyon. Bu pozisyon Avrupa'da falan video hakeme kalmaz. Ya, çünkü direkt bana gol verir çünkü. Ya ona başka veya tartışılmaz yani. Demiyorum. Tartışılmaz yani bu video hakem. Ama şu olacak bakın. Türkiye'de video hakem sistemi FIFA UEFA'nın istediği doğrultuda uygulanmış olsaydı Halis Özkahya o golü iptal edecekti. Ben de sizinle hemfikirim. Lakin müdahale olmayacaktı ta ki 50 küsürüncü dakikada Medel'in hareketi. Şimdi bakın. 61. Ya da 61. 61. dakikada Medel tak diye elinde aldı ya. Evet. Hakem oyna dedi Halis. Görmedi. İnsanı göreceksin. Görme ya. Nasıl görmedi? Gör ya. Görmedi. Görse gör verir. Ya. Görse de sahtekar mı diyeceğim. Görmedi. Görmedi. Görse görmedi. Verir ya. Görse verir. Yardımcısı görmedi. Dördüncü görmedi. Ama bu sahada. Ters pozisyonda hocam görünmüyor. Yapılacak şey şu. Video hakem olsaydı dakika 61. Maç 2-1 Beşiktaş önde. Doğru mu arkadaşlar? Doğru. Video hakem kabininde diyelim ki eski hakemlerden Sabri Çelik, Oğuz Sarvan oturuyorlar. Doğru mu? Evet. 10 saniye, 15 saniye sonra Halis kulağına durdur maçı. Maç nerede olursa olsun durdur. Durdurdu. Baktı Halis. Tamam. Cart penaltıyı verdi. Bu birinci uygulama. İkinci uygulama Halis sahanın kenarına geldi. Öyle uygulamaya da geçirebilir. Ekrandan tıpkı Euroleague'deki basketbol hakemlerinin yaptığı gibi baktı. Kenara gelir, baktı. Eli gördü. Videoyu çalacak, penaltıyı verecek. Medel'e de sarı verir, vermez. O ayrı bir mesele. Evet. Şimdi dakika 61. Video hakem sistemi yardımıyla mutlak penaltıyı vermek zorunda olduğum maç %85 oranında 2-2 olacak. Çünkü her penaltının gol olma oranı bu liglerde %80-85 arasıdır. 2-2 oldu mu? Tamam. 29 dakika var. Var mı garantisi Beşiktaş'ı kazanacağını? Yok, hocam verilmeyen golü niye söylemiyorsun? Anlamadın. Video hakem verilmeyen golü. Ya video hakem falan etmez. Geç hocam. Video hakem yani Beşiktaş'la ilgili konularda bak, video hakemle ilgili. Mete Kalkavan ve ne alakası var? Aynı şey değil ki. Mete Kalkavan, Konya evet. Trabzon evet, maçında yan hakem verdi. Trabzon'un penaltısıyla bugün Medel'in penaltısı. Aynı hemen aynı. Birebir çok benziyor. Subotic. Onu da 3 dakika sonra verdi. Ama zaten maç oynandı. Trabzon'dan Burak'ın. Medel'in pozisyonu penaltıdır. Doğrudur. Oldu diyelim. Hadi o zamana kadar Beşiktaş 2-1 yaptı. Atmadı diyelim gol. 2-1 devam etti. 2-2 oldu. Peki Beşiktaş bu maçı kazanırsa 2-2'den Halis'le mi kazanmış olur yani? Haksızlık değil midir yani? Her maçta bir Halis bulursun diyor. Tabii tabii bugün Beşiktaş Halis Özkahya'nın hatasıyla 3 puan almıştır. Yaz. Nasıl diyorsun hocam? Ya, hatası. Hocam belirtmeye mi geldiniz beni daha ilk haftada? Ne alakası var ya? Ahmet Hoca Beşiktaş'ın Babel'in yaptığı foul olmayan pozisyonda Ahmet Hoca gibi bir hakem ilk yazının ilk şeyinde ne yazmışsın? Halis haklı olabilir demişsin değil mi? Sabah gazetesi yarın öyle çıkacak. Bak demek tartışmalı pozor. Ahmet Çakar gibi uzman bir hakem bile Babel'in hareketine foul diyebiliyor. Ya sen futbol adamısın yapma. Ya ben bak sen diyorum, bir fanatik yapma. Gökmen abi gibi düşünüyorum. Değil. Foul yok. Evet. Bak, dinle. Bak Ahmet Hoca gibi bir hakem ilk önce Halis haklı foul var diyor. Ben ona takılmıyorum. Dolayısıyla bu tartışılır bir pozisyon. Ben ona takılmıyorum. Yani Beşiktaş'ın bugünkü galibiyeti Halis'e bağlayamazsın.
Apıcım, niye bağlayamam ya? Beşiktaş'ın galibiyetini bugün Halis'e bağlayamazsın ya. Yıllarca siz hakem payış hatalarında Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın galibiyetlerini çok hakemelere bağladınız. Bir dakika, hakemen hiç bağlamam. Beşiktaş onun bak, hakem hatası. Bakın ben hakem hatalarını söylerim. Fenerbahçe'de hakem hatasıyla maç kazanmış Gökmen abi. Bu ikisi var ya, Beşiktaşlı ikisi. Apıcım. Ertem'le Sinan. Burayı yıkıyorlar. Apocuğum, hakemler, hakemler. Ben hakemle. Ya Beşiktaş olunca Sinan, olur. Dakika 61 maç 2-2 peki olsaydı. Peki penaltı geldiğine tekim olarak verilseydi. %100 penaltı tartışılmaz. Hocam. Bak penaltı diskutan hocam, mı olsa. Hocam Halis de kazandı diyemezsin. Niye demeyecekmiş? Bu Beşiktaş takımı bu ligin, yani, bu ligin en güçlü takımı. Yani Malatya şey Antalya deplasmanında 2-2'yi yakalayan Beşiktaş maçı kazanıyorsa. Ama siz niye yani, geçen sene direkt yani, okuyayım Beşiktaş hakem Craig Thompson'la yendi dediniz? O aynı hakem hocam o. Ne? O aynı hakem. Niye? Nasıl? Bir dakika siz derken sen nesin hocam? Sen Ukraynalı mısın hocam? Siz dediniz. Sen Ukraynalı mısın hocam? Craig Thompson dediğin adam Beşiktaş'ı katletti. Ahmet hocam. Bir dakika. Braga maçında, Braga maçında neydi hocam? İsmi İvan neydi? Bebek. İvan Bebek. Şimdi ben size bir şey söyleyeceğim. Hep bizden daha tekrar fazla sentif bir konu bu adamlar hocam. Braga Fenerbahçe maçında İvan Bebek. Fener'i doğradı. Doğradı. Ve benim ertesi günkü yazım. Fenerbahçe İvan Bebek yüzünden elendi dedim. İki. Ukrayna'da bir etekli erkek yüzünden Beşiktaş tura veda etti dedim. Doğru. İskoç hakem. İskoç hakem diyorsun yani. O anlamda söylüyorsun. Evet hocam. İskoçlar etek giyer anlamında. O zaman ben hakem katletti dedi diyen adam şimdi de aslan gibi Beşiktaş bu akşam Halis'le kazandı diyebilirim. Hı hı. Ama siz Ukrayna'da Dinamo Kiev Beşiktaş'ı Craig Thompson'la yendi diyorsunuz. Bu akşam Halis'te ne var diyorsunuz? Böyle sen bu akşam, Beşiktaş bu akşam Halis'e sen bu akşam hocam. Kazandı. Evet. Sen kalkıyorsun ha sağırlar değil. Sizden bir şeyler ağırlar. Necati ablam sağ olun. Sen bu akşam hocam. Necati ciddi mi söylüyorsun? Beşiktaş'ın bu akşam galibiyetinde Halis Özkan'ya başrol oynadı. Ya hocam. Ahmet Bey hayır yaz Necati. Sen ciddi mi söylüyorsun çok yani? Ciddi. Beşiktaş'ın bu akşam galibiyetini Halis Özkan'ya bağlıyorsun ha? Şu maçı. Sen neye bağlıyorsun? Beşiktaş oynadı yendi. Taliska'ya bağlıyoruz hocam. Hocam Beşiktaş Taliska gibi oynuyor. Beyler. Türkiye'de bütün Beşiktaşlı Galatasaray Fenerli. Müdahale etsene. Dakika 61. Maç 2-2. 29 dakika var. İlavede 3 dakika koysan 37 dakikada. Maç 2-2 olmuş. Evet. Beşiktaş'ın Antalya'yı yenme olasılığı mı yüksektir? Berabere bitme olasılığı mı? Hangisi aynı takım hocam?